Özellikle Milli Piyango ile ilgili çok soru geliyor. Valla Milli Piyango'da dedik ya 1926 veya 28 olacak bu yılbaşı kutlamaları resmileştirince, resmi olarak Beyoğlu'nda başlıyor bu yılbaşılar kutlanmaya. Ve bu yılbaşılar kutlanınca o zaman teyyare piyangosu diye piyango çıkartılıyorlar ve o zaman ta Atatürk döneminde çıkartılmış bir kumardır yani bu. Bir kumardır. Milli isyandır. Kesinlikle haramdır. Efendim ben kazanacağım da kazandığım parayla cami yapacağım. Kazandığım parayla fakirleri doyuracağım. Yapabilirsin. Cami de yapabilirsin. Fakir de doyurabilirsin. Çünkü o parayı senin yemen zaten haramdır. Mecbur bu parayı alıp başka yerlere kullanacaksın. Kullandığında zerre kadar sevap alamazsın. Ahirette zerre kadar sevap alamazsın. Cami değil. Neler yaparsan yap zerre kadar sevap alamazsın. Dünyada çünkü da faydasını göremezsin. Dünyada da zaten alıp da faydasını görenler yok. Selsefil olursun. Bilete verdiğin parayla, şu biletlere verilen paralar, şu Suriye'deki veya beldemizdeki, Türkiye'deki Müslümanların ihtiyaçları için harcansaydı veya Müslüman demiyorum ya, ihtiyaç sahibi olan bütün insanların, kafir de olsa, ihtiyaç sahibi olan Müslümanların ihtiyaçlarına harcansaydı milyarlar dönüyor ortada, milyonlar dönüyor yani. Daha iyi olmaz mıydı? Evet. Daha iyi olurdu. Bu haramdır. Yani bu işle alakalı soru soranlara verdiğimiz cevap bellidir. Arkadaşlar, idrarla abdest olmaz. Bitti.